Sayın Seçer, şimdi bu sabahki hareketliliği, bu gelişmeyi değerlendireceğiz. Telefon attığımızda 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut var. Yiğit Bey, merhabalar. Merhaba. Günaydın. Evet, bir hareketlilik var. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Twitter'dan yaptığı çağrıları, mesajları paylaştık. Taksim Meydanı'na giriyor polis ama burada amaç kesinlikle göstericiler değil. Gezi Parkı'nda bulunanlara müdahale edilmeyecek ama Taksim Meydanı'nda polisin yapması gerektiği şey barikatların kaldırılması, yasa dışı örgütlerin, flamaların, bayraklarının indirilmesi zaruridir deniliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sabahki bu hareketliliği? Evet. Seda Hanım, her şeyden önce orada gerçekten bir sözü olduğu için bulunan gençlere ben seslenmek istiyorum. Kesinlikle onlara herhangi bir müdahale yok. Eğer Taksim meydanındaysalar Gezi Parkı'na doğru çekilsinler, Gezi Parkı'nın içine girsinler ve bu görmüş olduğunuz flamalardan, yasa dışı örgüt bayraklarından uzak dursunlar. Çünkü burada başka bir durum ortaya çıkmaya başladı. Buna müdahale edilmesi gerekiyordu. Şöyle düşünün, bir devletin bir meydanı ele geçirilmiş yasa dışı örgütler tarafından. Orada bir kurtarılmış bölge oluşturulmuş ve onun içinde her türlü devletin aleyhine slogan üretilmiş, duvarlara asılmış, hatta adını Atatürk'ten alan Atatürk Kültür Merkezi'nin üzerine asılmış ve o devlet buna sessiz kalmış. Böyle bir şey olması beklenemezdi zaten. Dünkü yorumlarda bunu defalarca söylemiştim. Hiçbir devletin içinde bir meydan ele geçirilip orada bir kurtarılmış bölge oluşturulup o bölge içinden devletle pazarlık edilemez ve o devletin zaafı haline getirilemez. Yani Taksim Meydanı'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarılmış bölgesi, Taksim Meydanı'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin zaafı haline getirmek isteyen örgütlere taviz verilemez. Dolayısıyla bütün herkesin şunu çok iyi anlaması lazım. Bu yasal sınırlar içinde kendi hakkını ifade etmek isteyenlere karşı bir müdahale değildir. Bu yasa dışı örgütlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Taksim Meydanı'nı ele geçirip burada oluşturdukları kurtarılmış bölge vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin zaafı varmış gibi dünyaya verdikleri mesaja müdahaledir. Dolayısıyla normal vatandaşların Taksim Meydanı'na çıkma hakkı nasıl günlerdir engelleniyorsa, nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük şehri olan İstanbul'da insanlar korkudan Taksim'e gidemiyorsa, Türk Devleti'nin de buna izin vermeye devam etmesi beklenemezdi. Burada yapılan vatandaşın hakkının aranması, burada yapılan devletin kendi sınırları içindeki egemenlik haklarının kullanılması ve her Türk vatandaşının can güvenliğinin sağlanması. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle ne gençlere, ne Gezi Parkı içindekilere, ne çevresindekilere en küçük bir müdahale yok. Tam tersi, yasa dışı örgütlerin o gençlerin arasına sızmaması için, yasa dışı örgütlerin bu görüntüyü devam ettirmemesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda gereğini yapıyor. Evet. Seda Hanım, şunu da söyleyeyim. Evet. Bugüne kadar 10 gündür bu manzaraları seyrediyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaafından değil, tam tersi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hoşgörüsünden kaynaklanan bir manzaraydı. Ama Sayın Başbakan ne dedi konuşmasında? Sabrın da hoşgörünün de bir sınırı var. Gerçekten sabrın da hoşgörünün de bir sınırı var. Bakın, görüyorsunuz bayrakları, flamaları. Evet. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bölücü, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kasteden bütün örgütler orada orayı bir billboard gibi, bir alan gibi kullanmaya başlamışlardı. Şu anda müdahale buna yapılıyor. Lütfen bunun çok iyi anlatılması lazım. Bütün medya mensuplarına buradan sesleniyorum. Çocukları kışkırtmasınlar, gençleri kışkırtmasınlar, sanki Taksim Meydanı'ndaki gençlere veya Gezi Parkı'ndaki çocuklara, gençlere bir müdahale ediyormuş gibi bir hava yaratmasınlar. Oradaki illegal, oradaki yasa dışı, oradaki terör faaliyetinde bulunmuş ve bunu şu an itibariyle Taksim Meydanı'na taşımış, taşımaya çalışan örgütlere müdahale ediliyor. Bunun yapılması gerekiyordu, bunun yapılması zaruriydi. Hiçbir devlet egemenlik sınırları içindeki bir alanı birilerine terk edemez. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de egemen olduğunu göstermek zorunda ve şu anda bunu yapıyor. Evet, kışkırtılmaya müsait bir görüntü, ortam yaratılabilir her an. Aslında biraz da belki diken üstünde bir bekleyiş hakim olabilir. Belki biraz endişe hakim olabilir bu sabah itibariyle. Onun şimdi, için, evet, evet. Onun için bütün medya mensuplarına çok büyük görev düşüyor burada. Kesinlikle kimseyi kışkırtmasınlar, çünkü ben görüyorum şu anda Twitter'da bazı gazeteciler gençlere yönelik provokatif tweetler atıyorlar, müdahale edildiğini iddia ediyorlar.
Hiçbir öğrenciye, hiçbir gence, hiçbir gezi parkı içindeki insana en küçük bir müdahale yoktur. Bakın şu görüntüyü beğeniyor mu bir Türk vatandaşı? Kalktığı zaman sabah bir devletin bir meydanı ele geçirilmiş, işgal edilmiş, kurtarılmış bölge oluşturulmuş. Onun içinde her türlü devletin aleyhine bulunan slogan, kişi, örgüt var. Ve bu görüntü bütün dünyaya devam ettiriliyor. Böyle bir şey olamaz. Bunu kimse kabullenemez. Hoşgörüden kaynaklanan sınır aşılmıştır. Dolayısıyla Türk devleti kendi egemenlik sınırları içindeki her yere hakimdir. Ve bu hakimiyetini şu anda gösteriyor. Kesinlikle politik, siyasi veya herhangi bir başka duruştan dolayı kendini legal sınırlar içinde, anayasal sınırlar içinde ifade eden hiç kimseye en küçük bir müdahale yoktur. Lütfen bunun altını çizelim, sürekli tekrarlayalım. Evet. Ve özellikle gençler Twitter'dan çok ciddi takip ediyorlar. Birazdan oradan da kendilerine ulaşmaya çalışacağız. Provokasyonlara kapılmasınlar. Çünkü bu alan temizliğini, bu Taksim'in illegal örgütlerden arındırılması gereğini onlara çok iyi anlatmamız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Evet. Bir devlet içinde bir alan ele geçirilip, işgal edilip, bir kurtarılmış bölge yaratılıp buradan devletle pazarlık edilemez. Oradan ülke yönetilmeye kalkılamaz. Ve bu bir zaafmış gibi devam ettirilemez. Evet. Onun için bugün yapılan egemenliğin orada da tesis edilmesidir. Bu her Türk vatandaşının da oraya gitme hakkının tesis edilmesidir. Bunu herkesin çok iyi idrak etmesi gerekiyor. Yiğit Bulut, müsaadenizle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun bu sabahki polisin bu çalışmasıyla, girişimiyle ilgili yaptığı çağrıları bir kez daha paylaşalım izleyicilerimize. Ondan sonra eğer ekleyeceğiniz bir nokta varsa onu rica edeceğim. Başka sorularım da olacak. Şimdi bugün sabah saatlerinde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu diyor ki Twitter'da, yaşanan olaylar hepimizi üzdü, tekrarlanmasını hiçbirimiz asla istemiyoruz. Mevcut durum hakkında pek çok analizler yapabilirsiniz. Fakat alanda görünen flama ve pankartlarda tablo sizin ideal ve beklentilerinizin dışında pek çok legal ve illegal sesin reklamına dönüştü. Bu tablo milletimizi üzerken dünya kamuoyunda itibarımızı sarsan yayınlar halen bu görüntüler üzerinden servis ediliyor. Artık bu görüntülere bir son vermek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu sabah saat 8'den itibaren bir çalışmamız olacak. Gayemiz Atatürk heykeli, Atatürk Kültür Merkezi ve alan üzerindeki pankart ve resimleri kaldırmaktan ibarettir. Başka bir amacımız yoktur. Sizlere Gezi Parkı'na ve Taksim'e dokunulmayacağını bir kez daha kesinlikle ifade ediyorum. Arkadaşlarınızı lütfen bu mesajım yönünde uyarın. Bir kez daha tekrarlıyor. Gezi Parkı ve Taksim'e kesinlikle, sizlere kesinlikle dokunulmayacaktır. Evet, Sayın Vali çok güzel özetlemiş. Ama görüyorsunuz, bakın şu anda bazı görüntülerde işçi kasklarını da ele geçirmişler ve polise Molotov kokteyli atıyorlar. Bunlar herhalde üniversite öğrencisi değil. Veya bunlar orada ifade etmeye kendini gelen insanlar değil. Bunlar illegal örgütlerin üyeleri. Dolayısıyla bunların oradaki varlığına müsaade edilemez. Düşünün, sizin de çocuğunuz var. Çocuk okula gidiyor Taksim'de, Beyoğlu'nda. Başka şansı yok. Her sabah bu heyecanla mı yaşayacaksınız? Dolayısıyla İstanbul içinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde devletin hükümran olmadığı, egemen olmadığı, güvenliği sağlayamadığı bir santimetre kare bile olamaz. Gezi Parkı kendini ifade etmek isteyenlerin legal sınırlar içinde söyleyecek sözü olanların bulunduğu bir yer haline geldi. Öyle kalmaya da devam edebilir. Ama onun haricinde Taksim Meydanı'nı ele geçirdik, kurtarılmış bölge yarattık. Burada istediğimizi asarız, istediğimizi kaldırırız, istediğimizi indiririz, dünyaya mesaj veririz. Burası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yumuşak karnıdır, nafıdır. Böyle bir şeye müsaade edilemez ve bu da şu an itibariyle edilmiyor zaten. Bu temizliği, yani bu hükümranlığın tesis edilmesini her Türk vatandaşının desteklemesi gerekiyor, altını çiziyorum. Ve en önemlisi, gençlere yönelik provokatif mesajlar artacaktır ama lütfen çok iyi anlatalım basında. Gezi Parkı'na kesinlikle en küçük bir müdahale yok. Yiğit Bulut, bu arada biliyorsunuz Başbakan Erdoğan Gezi Parkı konusunda hükümetten taleplerde bulunan bazı topluluklarla yarın görüşecek, onları dinleyecek. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç kamuoyuyla paylaştı bunu. Hatta isimler de belli denildi. Şimdi ne dersiniz bu sabahki, yani bu görüşmenin bir gün öncesinde polisin Taksim Meydanı'nda bu
illegal örgütlerin bayraklarını, flamalarını indirmek ve barikatları kaldırmak için Taksim Meydanı'na girmesiyle yaşanabilecek bir gerginlik acaba biraz tansiyonu düşmekte olan olayları yeniden en başa döndürür mü? Yani böyle bir endişe belki kamuoyunun büyük bir bölümünde bu sabah bu manzaraları, bu görüntüleri görünce aklına gelebilir, gelmiş olabilir. Ne dersiniz? Seda Hanım, bu görüşmeden önce bu temizliğin yapılması gerekiyordu. Çünkü gençlerle illegal örgütler, gençlerle illegal yapılanmalar iç içe girmiş durumda. Onları birbirinden ayıramaz hale geldik. Dolayısıyla gençlerin istekleri ne, illegal örgütlerin amaçları ne, onların varlık sebebi ne, bunlar birbirine girdi o manzara içinde. Taksim resminin devam ettirilmesi mümkün değil. Taksim resminin varlığının kabulü mümkün değil. Dolayısıyla görüşmeden önce bu temizliğin yapılması, pankartların indirilmesi, Taksim alanının tekrar egemenlik sınırları içindeki diğer bütün alanlar gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası sınırları içinde normal bir hale getirilmesi gayet doğaldır. Dolayısıyla bakın, legal olan her talep hükümet tarafından, başbakan tarafından kabul görecektir. Anayasal sınırlar içindeki her istek kabul görecektir ama onun haricinde anayasal sınırlar dışında terör örgütlerinin varlık alanı, terör örgütlerinin şov alanı haline gelmiş bir Taksim, gençlerin isteklerinde gölgeler. Dolayısıyla tansiyon önemli değil burada. Çünkü devletin varlığı, hükümranlığı, egemenliği hiçbir sebep-sonuç ilişkisinde sorgulanamaz. Devlet hiçbir şekilde egemenliğinden vazgeçemez. Tansiyon burada önemli değil. Dolayısıyla herkesin bunu anlaması lazım. Sebebi ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun, devlet bu görüntünün devamına izin veremez. Dolayısıyla gençlerin taleplerini başbakan dinleyecek. Gençlerin talepleri ayrı. Onlar orada başka bir sebepten bulunuyorlar. Bakın, görüntülere bakın. Polise saldırıp işçi kaskları ele geçirilmiş, Molotov kokteyli atılıyor. Bu mu gençlerin talepleri? Bunların varlığına müsaade edilemez ve bu varlık ne pahasına olursa olsun sonlandırılacaktır. Gençlerle bu kişiler arasında, gençlerle bu örgütler arasındaki hiçbir organik bağ olmadığında bu görüntüler bittiği zaman bütün Türkiye anlayacak. Dolayısıyla ben başbakanla görüşme öncesi Taksim Parkı'nın, Taksim Meydanı'nın illegal örgütlerden arındırılmasını çok doğru bir hareket olarak görüyorum. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Lütfen siz de sık sık tekrar ederseniz yayınlarınızda. Tabii, buyurun. Gezi Parkı'na yönelik en küçük bir müdahale yok. Gezi Parkı'nda kendini ifade etmek isteyen gençlerle başbakan görüşecek. Ama Gezi Parkı haricinde gençlere yaklaşmaya çalışan, onlara Türkiye'nin duyduğu sempatinin altına sığınmaya çalışan illegal yapılanmaların da Taksim'den temizlenmesi gerekiyor. Şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapıyor. Her vatandaşın da sonuna kadar bu temizliğin arkasında durması gerekiyor. Peki. Yiğit Bulut özetle diyor ki bu nokta kritikti. Bir kez daha paylaşalım, hatırlatalım izleyicilerimize. Yarın önemli bir görüşme yapılacak. Evet, hükümetten taleplerde bulunan gençlerin, kesimlerin temsilcilerini kabul edecek Başbakan Erdoğan. Ama bu görüşme öncesinde Taksim'de bu temizliğin yapılması gerekiyordu. Masum vatandaşlarla, taleplerle illegal örgütler birbirinden ayırt edilmeliydi. Bu temizlik yapılmalıydı. Peki Sayın Yiğit Bulut, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.